dönüştü. Yani şimdi doğru, Sovyetler Birliği'nin dağılması dünyada yeni dünya düzenini beraberinde getirdi. Amerika'nın tereddütsüz ve belirleyici bir hakimiyeti vardı. Bu hakimiyet ne kadar sürdü? 1990'ların sonuna, 2000'lerin ilk yarısı, ilk işte 2005-2010'lara kadar sürdü ve dengeler şöyle değişti. Bir, Çin dünyanın çok önemli bir ekonomik gücüne dönüştü. Yani bugün uluslararası düzeyde de baktığımızda küresel sermaye Tabii. açısından da çok belirleyici bir hale geldi ve ABD'nin bu şeyi kırıldı. İki, çok önemli bir şey. Avrupa her dönem, ya da şöyle söyleyeyim, her dönem dersem abartmış olurum ama en azından 16. yüzyıldan itibaren, 18. yüzyıldan itibaren sanayi devrimiyle birlikte bütün dünyanın merkeziydi. Ve iş öyle bir noktaya gelmişti ki, şu anda da öyle. Dünya haritasını açıp baktığınızda yuvarlak olan dünyada Avrupa'nın bütün haritalarda merkez olması tesadüf değil. Niye? Belirleyiciydi Avrupa. Şimdi Avrupa bu belirleyiciliğini son 15-20 yıldır yaratıcılığını da yitirdiği için nereye kaptırdı? Bir boyutuyla işte Amerika'ya, diğer boyutuyla da esas itibariyle Çin'e kaptırdı. Ve Avrupa güç merkezi olmaktan çıktı. Fransa ve Almanya'nın ABD'ye yönelik tavrı da çok tesadüfi tavırlar değildi. Ve böylece fiili olarak uzatmayayım. Aslında dünyada Rusya'nın da içinde yer aldığı Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve Amerika'nın olduğu çok kutuplu bir dünyaya dönüştü. Bu aslında dünyanın hayrına bir şey. Niye? Çünkü güçler dengesi dünyadaki bir takım gelişmelerin önünü açabilir. Buradaki sorun ne? Bakın buraya geleceğim. Buradaki sorun şu. Yani şunun altını çizmek lazım. Putin sosyalist değil. Rusya da bir sosyalist ülke değil. Putin bir kapitalist. Rusya da bir kapitalist ülke. Şimdi bu çok önemli bir iş. Şöyle tartışılıyor çünkü. Yani halen Sovyetler Birliği'nden hareketle bir tartışma var. Şuna itiraz etmem. Büyük hayaller devam eder. Yani Rusya sonuçta, Putin 24'ten önceki konuşmada ne yaptı? İki şeye atıfta bulundu. Yani bir, Çarlık Rusyası'na atıfta bulundu. İki, Lenin Sovyetler Birliği'ne atıfta bulundu. Eleştirerek, yani bu gücü siz kaybettiniz. Bu gücü yeniden toparlamak mümkündür. Necdet Bey sosyalist değil ama Rus milliyetçisi. Şimdi hocam bakın, ama yani ben Rus tam buradan milliyetçiliği şöyle üzerine geleceğim. oturtuyor. Bu bakın, bu şöyle, yani o anlamıyla Batı'da başka bir şey var ama ya bugün Orban Macaristan, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu yeniden kurabilir miyiz tartışması yapıyor. Yani bunun yazışmalarda tartışmaları var. Türkiye'de yeni Osmanlıcı tesadüfen tartışılmıyor. Niyetler başka bir şeydir. Niyetler var. Doğru. Rusya'da da bu anlamıyla, Putin'de de şekillenen böyle bir tartışma var ama esas itibariyle şunun altını çizmek lazım. Bu bir paylaşım savaşının bir parçasıdır. Ve savaş, ben mesela ben de şöyle düşünüyordum. Yani savaşın bu kadar uzamayabileceğini varsayıyordum. Yani Daha 10. gündeyiz. tabii bu Yani uzar. 2-3 günde Bakın biter. uzar niye söyleyeyim? Senaryo var. Yani bakın tabii birkaç senaryo var ama bunlardan bir tanesi şu. Hala Senaryo dışında bir şeyi söyleyeyim size. birinci senaryodayız bence. Hala Şimdi birinci bakın, bu senaryodayız. iş, yani tehlike çok büyük. O yüzden haritalar üzerinde tartışmaktan daha ziyade işi görmek. Son 30 yılda belirleyici aktör ABD ve NATO'ydu. ABD ve NATO'nun girdiği hiçbir yerde huzur yok. Latin Amerika, Venezuela tesadüfi böyle bir noktada değil. Arjantin, Şili, Brezilya'da seçime sokmadılar. Kim sokmadı? Nikaragua ile kim oynuyor? Yani Latin Amerika hiç konuşulmuyor. Latin Amerika'ya müdahale eden ve huzursuzluğu yaratan ülke ABD'dir. Bizim coğrafyamızda bakın hiçbir yerinde huzur yok. Yani Afganistan işin çok sembol yerlerinden bir tanesi ki, Afganistan dediğiniz yeri şu anda Taliban yönetiyor. Ve Afganistan'da Rusya'yı yendi. Dönemin Sovyetler Birliği'ni yendi. ABD'yi yendi fiil olarak. Şu anda huzur var mı? Yok. Irak. Saddam'ın Irak'a mı daha iyiydi? Bu Irak mı daha iyi? Kaç parça olduğunu kimse bilmiyor Irak'ın. Yemen. Libya. Valla Kaddafi'nin Libya'sıyla bugünkü Libya'yı... Şimdi burada bir kere şeyi tamamlamamız lazım. Puzzle'ı. Puzzle'ın ya bugünkü Libya, Kaddafi Libya'sından kötü diye Ama Gaddafi Libya'sıyla mı yaşasın Libyalılar? Hayır, şöyle bakın, buradaki temel misyon neydi? O Ya da yüzden NATO ve Iraklılar... ABD'ye bakın. ABD ve NATO'nun temel şeyi şu söylemi. Demokrasi götüreceğiz, barış götüreceğiz, buraya demokrasi ithal edeceğiz. 30 yıldır dünyadaki bütün coğrafyalara, bırakın demokrasi ithal etmeyi, girdiği her yerde sorun yarattı. Ben şöyle bir tezi savunmuyorum. Dünkü Libya'yı, dünkü Irak'ı savunmak değil ama dünkü Irak, dünkü Libya, burada ya da Libya mesela Bugünkünden tipik. iyiydi. Yani şimdi buradan şunu söylemeye çalışıyorum.
Şimdi bu kavgada, bu bilek güreşinde oligarklarla Tröstler kapışıyor. Yani bakın bunu söylemezsek olmaz. Orta yerde çok ciddi bir kapışma var. Bu halkların savaşı değil. Bakın çok net. Bu Rus halkının da savaşı değil. Ukrayna halkının da savaşı değil. Coğrafyadaki diğer halkların da. Niye savaş var? Niye mesela savaşılıyor? Esas kaçırmamamız gereken, yani Şirin Payız'ın da İsmail Saymaz'ın oradan anlattığı günlerdir diğer televizyonları da. Ya orta yerde çok ciddi bir dram var. Ve klasiktir. Bütün savaşların ortak özelliği bizi savaşa alıştırıyorlar. Mesela insan ölümleri, insanların ölümü ve dramlar, yaşanan dramlar sıradanlaşıyor. Olağanüstü hali olağanlaştırıyorlar. Şimdi buraya o yüzden temelden itiraz etmek lazım. Avrupa dediğimiz yer ve Avrupa Birliği önemli. Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve benzeri şeyler. Ya şimdi mesela 3. Dünya, fiil olarak ortada yerde aslında bir 3. Dünya Savaşı var. Nur Hanım bir biçimde söyledi. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın çıktığı yerler bu. Tesadüf mü? Değil. Hocam bak, solcuların şöyle bir özelliği var. Lenin 1900'lerin başında demiş ki kapitalizm emperyalizme doğru dönüştü ve emperyalizm kaçınılmaz bir şekilde önümüzdeki dönem yeni bir paylaşım savaşı yapacak, çıkacak. Niye? Çünkü güçler dengesi aynı değil. Almanya adında yeni bir aktör olduğunu düşünürsek bölgede 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın arka planındaki aktörü kimdir? Almanya'dır. Avrupa'da çıkması da tesadüf değildir. Şimdi yani o yüzden yalnızca bir şeyin, prensin öldürülmesiyle bağlantılı bir iş değildir. Paylaşım işidir. Şimdi bazen öngörülerin önemi var. Yani Stalin'le ilgili siyasi bir tartışma yapmak istemem. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin diyor ki 2. Dünya Savaşı bundan çok daha büyük olacak ve çok daha derin ve yaralayıcı olacak. Şimdi şu anda fiili olarak bütün taraflar var. Biz şekli konuşuyoruz. Ya NATO müdahil olmasa, NATO dediğiniz ABD. Bakın 10 gün öncesine kadar Almanya, ki Almanya'da yeni bir hükümet var, aslında önemliydi, başka bir misyonu da vardı. Yani Sosyal Demokrat Parti'den, Yeşillerden ve Liberallerden oluşan bir koalisyon vardı. 11 gün önce Almanya ısrarla, ki Merkel de aynı tezi savunuyordu, biz Ukrayna'ya asla silah vermeyiz diyordu. Geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz? Şu anda Almanya ordunun modernizasyonu için 100 milyar euro ayırdı. NATO payını 30'dan 50'ye, şimdi 50'den 70 milyara çıkardılar. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Bakın tehlike çok büyük. Ya 2. Dünya Savaşı'nda Hitler faşizmin üzerinden geçen süre ne biliyor musunuz? 77 yıl. Bir şey daha söyleyeyim. Yugoslavya neresi? Yugoslavya mı daha merkezi bir yerde Avrupa'da? Şu an Kiev mi daha merkezi yerde? Yugoslavya'da iç savaş 2001'de bitti. 10 yıl sürdü. NATO'nun gözetiminde ciddi katliamlar, soykırımlar yaşandı. Bir şey yapacağım, toparlayacağım. Ve bunlar şöyle tesadüf değildi. Bakın bugün Sırbistan'da, bugün Hırvatistan'da, bugün Bosna Hersek'te bir takım tartışmaların olması, buraya da bakarak hareket ediyorlar tabii. Bu güçler dengesiyle ilgili bir şey. Neyi söylemeye çalışıyorum? Kapitalizm kendi içinde kaçınılmaz savaşları taşır. Taşır çünkü güç böyle bir iştir. Yalnızca bir şeyi, yani bir ırk düzeyinde ya da etnik bir kimlik düzeyindeki hayallerin ötesine geçer. Yani bugün dünyadaki coğrafi önemlidir. Mesela diyeyim ki komple teorisi olmaktan da çıktı. İklim değişikliğiyle birlikte Sırbistan çok önemli bir nokta. Sırbistan diyorum. Sibirya çok önemli bir noktaya evrilecek. Niye? Dünyada suların yükselmesi, işte kuraklığın artması orayı. Şimdi bu tür hesaplar yapılabilir. Ama asıl hesap şu. ABD dünyanın tek kutup olarak devamını istiyor. Niye mesela ABD tavır değiştirdi? ABD Biden geldiğinde en önemli söylemlerinden bir tanesi neydi? Hedef Çin'di. Niye Çin'i değiştirdi? Çünkü ilk çözmesi gereken sorun Rusya'ydı. Rusya'yı çözmesi gerekiyordu ve bu tür hamleler yaptı. Şimdi burada yani bunun şöyle önemli bir yanı var. Potansiyel olarak bu aslında bana göre fiili bir 3. Dünya Savaşı potansiyeli taşıyor bu. Çünkü tarafların tümü dünyadaki aktörler. Ve şöyle bir dram var. Başka yerlere de söylüyorum. Şimdi bu işlerin garantisi de yok. Birleşmiş Milletler'deki Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri kim? ABD, Amerika, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Dünyada en çok silah üretip en çok silah satan ülkeler kim? Bunlar. Burada bir tek yer değiştireni söyleyeyim, Almanya. İngiltere sıralamada oransal olarak daha şey. Şimdi bu tesadüf müdür değildir.
Savaşın kazananı kim? Tartışmayı buralardan kurmamız lazım biz. Şimdi savaş, mesela bu savaşın kaybedenleri şimdiden belli. Kim? Halklar. Yani şimdi şu göç edenlerin geri dönüş şansı yok. Ve o yüzden şunu söylüyorum. Suriye'den gelenlerin yaşadığı dramı tersine çevirme şansın yok. Ve devam ediyor bakın. İç savaş, kargaşa devam ediyor. Kafkaslar'da kargaşa bitti mi? Kazananı kim? Kazananı kim? Çok net. Çok net. Şu anda belli olanı söyleyeyim. Silah tüccarları. Almanya 100 milyar yatırıyor. Finlandiya ya. Finlandiya gibi ülke. Şimdi sayıyı yanlış söylemeyeyim ama 30 tane F-35 aldılar. Kardeşim Finlandiya ve ABD ne diyordu? Amerika ne diyordu? Amerika'da bir biçimde gerçekten ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor. Şu anda nasıl bir şey oldu? Bir direnç vardı bakın. NATO'ya bir direnç vardı. Normal demokratikleşen bir Avrupa, savaştan uzaklaşan bir Avrupa mı? Savaşın göbeğine giden bir Avrupa mı? İşte onu kırdı diyorum ben. Şimdi NATO ve ABD etrafında toplanmayı sağladı. İşte bakın bu onu yüzden de bu toparlanma çok tehlikeli bir toparlanma. Niye onu da söyleyeyim bırakayım size. Ya sene 2022. NATO'ya niye ihtiyaç var? NATO'yu tartışmadan, NATO kurgusunu, Türkiye açısından da önemli, Türkiye politikasını konuşacağız ama NATO'yu tartışmayan, Avrupa açısından da NATO'yu masaya yatırmayan bir yaklaşımın dünyada savaşları, iç savaşları, şiddeti, provokasyonu ortadan kaldırabilme şansı yok. Çünkü NATO dün niçin vardı, niçin kurulmuştu? Sovyetler tehlikesine, komünizm tehlikesine karşı kendi şeyi bir askeri pakt olarak kurulmuştu. 1990'dan sonra NATO'ya neye ihtiyaç var? Tam tersi bir iş oldu. NATO üye sayısının azalması bir yana arttırdı. Ve kurgu da demin söylediğim kurguydu. Ve bu kurgu, bu savaşların da ortak özelliği bizi yanıltma özelliği kurdu. Şimdi, şu an NATO'nun varlığı anlamlı hale gelmeye mi başladı? Hayır, NATO'nun varlığı daha da bakın tehlikeli bir hale gelmeye başladı. NATO... Hayır, Rusya Ukrayna'ya girince... NATO'nun varlığı 90'lı yıllara göre kazandığı zaman... Şu anda kazanan NATO oldu tabii. Yani Amerika'nın o perspektifi kazandı. Amerika'nın liderliği onaylandı. Tabii. Ve NATO etrafında Avrupa Birliği vesaire kenetleniyor. Ben tabii bunun sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığını söylüyorum. Ve esas itibariyle burada bir itiraz koymak lazım. Bakın aynen. Türkiye'de akademik çevreler, Türkiye'de siyasi çevreler bunu tartışmıyor. NATO'yu tartışmıyor. NATO'yu tartışmadan dünyayı yeniden yapılandırmak. NATO'yu tartışmadan yeni bir Türkiye, başka bir Türkiye konuşamazsınız. NATO'yu tartışmadan başka bir Avrupa Birliği konuşamazsınız. NATO'yu tartışmadan başka bir dünya da konuşamazsınız. Ve biz buna mahkum değiliz. Yani beceri şu. Bunları tartışan ve başka bir dünyanın olabileceğini söylememiz lazım. Yani bu dram, bakın şu anda Ukrayna'da Ukraynalıların yaşadığı dram bizim coğrafyada hep yaşanıyordu. Niye bu kadar konuşuluyor? Çünkü bu Avrupa'nın gözü önünde. Niye bu kadar konuşuluyor? Çünkü Rusya ile bilek güreşi başka bir yere doğru evrilmiş durumda. Rusya ile ABD, aynı NATO Suriye'de karşı karşıya değil mi? Rusya ile aynı ABD Irak'ta karşı karşıya, Libya'da karşı karşıya, daha dramatiğini söyleyeyim. Vekaletler üzerinde Yemen'de karşı karşıya. Yemen'i konuşan var mı? Yani bu nedenle bizim bakın yeni bir Türkiye, yani Ahat Hocam da burada olduğu için, yani İYİ Parti'den ve ben biraz da Millet İttifakı düzeyinde düşünüyorum. Millet İttifakı yeni bir Türkiye kuracaksa, yarın Türkiye'sini kuracaksa bu noktada net şeyler söylemesi lazım. Yani net şeylerin... Oraya hiç girmeyelim. Evet. Oraya girmeyelim, oradan çıkamayız Necdet Bey. Evet. Pardon bir cümle söyleyeyim. Ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken bu tip tanımlamalar yapmamıza gerek yok. Hayır, ben sistemi bu tip tanımlamalara gerek yok ama bu şey açısından önemli. Yani bir politik öngörü açısından önemli. Çünkü ben de şöyle bir misyon biçiyorum. Yani 6 partinin oluşturduğu güçlendirilmiş parlamenter demokrasi manifestosunda yarın Türkiye'si misyonu biçtiğim için bu önemli. Yarın bir Türkiye'si misyonu biçiyorsan vallahi savaşla ilgili başka bir şey söylemen lazım. Peki. Can Bey'in sözünü almak istemiyorum. Başlangıçta tabii Ahat Bey de Necdet Bey de genel bir değerlendirme yaptılar. Büyük resmi anlattılar. Ben